Hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yanımda sevgili Yasemin Yönet var. Bu Varan 2 videosu. Bu videoda Yasemin ne var? Bolluk bereketi nasıl hayatımıza çekebiliriz? Önemli bir konu. Şimdi, evet, söz sende. Evet, öncelikle bir evvelki videoyu izleyenler kapıdan girişte yapılması gereken bazı şeylerden bahsetmiştik. Özellikle paspas ve paspasın altına yapılması gereken paspasın bir şey. Paspasın altına bir şey söylemedim. Altına. Unuttum. Hayır, sonra bolluk berekette konuşuruz ha, diye oraya tamam. Geçti. Şimdi buraya pas attık. Tabii ki zenginlik köşesini o yaşam enerjisini yönlendirmek için. Biz bu videoyu Merkür Retrosu'nda çekiyoruz. Olur böyle hatalar. Tamam mı? Olur yani. Doğru, evet, Merkür Retrosu'nda çekiyoruz. Anlat abla. Evet, şimdi yapabileceğiniz bir şey sizlere göstermek istiyorum. Paspasın altına giriş kapısının şey. Altındaki giriş paspasının altına. Evet. Kırmızı bir kurdele alacaksınız elinize. Ki bu güldürüyor beni. Kırmızı her zaman çekim gücüdür. Bunun için hatta evinize asacağınız rüzgar çanları ki zenginlik köşesinde de rüzgar çanlarını mutlaka asın. Zenginlik köşesi neresi? Zenginlik köşesi evinize girdiğinizde öncelikle şunu söyleyeyim. Feng Shui'nin birçok ekolü vardır. Ha. Bu ekollere göre de kullanılan bazı kurallar vardır. Şimdi benim uyguladığım mevcut şimdi yapmayız diyemiyorlar. 20 seneden beri uyguladığım ki 20 senede neler neler keşfedip üzerine de ekledim. Mevcut olan mekanların düzenlenmesi, iyileştirilmesi, oradaki blokajların açılması. Benim, yani sonra. Hayır, başka ekoller, hayır başka ekollerle kaçırma. Bazıları da pusulayla lopun denilen pusulayla yönlere bakılıyor. Tamam. O bu, farklı bir bu, şey. Onun altına. Bu ekoller, evet. Fakat kapıdan girişinizde tam sol, tam çapraz, solun çaprazı, solumuz ve çapraz, güneydoğu, zenginlik bölgeniz. Pusulayla da baksınlar iki dakika, ölmezler. Pusulayla her mekanda farklı gösterebilir tabii ki. Anladım. O yüzden manyetik kapıdan alanında. Kapıdan içeriye girdik, sol çapraz. Sol çaprazınız. Anlamadım ama idare. Bak şimdi kapınızda da paspasın altında kırmızı bir kurdele alacaksınız. Normal bildiğiniz kırmızı bir kurdele. Bu kırmızı kurdeleyi bozuk paralarda alacaksınız. Bekâret bir silikon benim. Bir silikon tabancasına ya da başka bir yapıştır. Merkür'de çekmese miydi? Hayalim. Kırmızı kurdelem. Kurdale. Yaşattı bana Rabbim kurdale. Diye. Neydi kurdele? Bazıları öyle söyler ya tamam, kurdale. 9 tane bozuk parayı bu kırmızı kurdelenin üzerine yapıştıracaksınız. Fakat dikkat etmeniz gereken 9 sayısının katları olacak kurdelenin uzunluğu. Şimdi kurdelenin ucunu da ok gibi sivriltin mutlaka ve paspasın altına bunu yerleştirin. Bu kadar sululuk yeter. Yönü de ok gibi olacak. Yani hani şey olur ya, hani bu taraftan gidin noktası. Evet abi, yaşam enerjisini o tarafa yönlendiriyor. Anladım. Ya bahçeleriniz de varsa bakın apartman girişleriniz de aslında. Apartman girişine olmuyor hayatım. İnsanlar hayır hayır. Garip apartman, garip bakıyor. Apartman girişi anlamında onu söylemiyorum. Kapının girişi. Aile apartmanı olabilir ya da müstakil eviniz olabilir. Eğer yani görünmez bir kapısı varsa bazı kırmızı şeyler aslınlar. Aa, ben o zaman apartmanın girişine kırmızı kurdeleler bağlayayım. Olabilir. Bağlayayım ne olacak? Yapabilirsin. Yani o yaşam enerjisini o tarafa doğru yönlendir. Evet, bunu şimdi bu 18 veya 27 santim kurdeleyi aldık. 9 tane parayı böyle ok gibi yaptık. Bozuk parayı silikondan yapıştırıyoruz. Arkasını da böyle balık kuyruğu gibi yaptık. Evet. Silikonla paraları tıkır 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 yapıştırdık. Kız aynı bir 10 kuruş, 5 kuruş vardır. Ya 1 lira, ya ne olursa ne kadar bozukluğunuz varsa 9 adet olması önemli. Kurdelenin uzunluğu 9 ve 9 katı. Katları, ama paralar 9 adet olacak. Evet, tamam. Evet. Bunu yaptık.
Pahlasını altına koyuyoruz. Pahlasını altına koyuyoruz ve Güneydoğu'yu gösterir, ucu Güneydoğu'yu gösterir şekilde koyuyoruz. Yani paraların, sol çapraz. Paraların zenginlik köşesine akmasına yardımcı olacak. Tabii ki zenginlik köşesi derken birçok şey yapılabilir zenginlik bu köşesinde. Birinci. Bu birinci eve girişte. O tarafa çiğ enerjisini yönlendirmek üzere. Burada sevimsiz bir kurbağa var derdi. Tabii ki. Ejderha başlı kurbağa, para kurbağası. Altında paralar var. Hemen Çin paraları. Çin paraları. Şimdi bunun ağzına aslında parayı Çin parası konur. Fakat biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türk parası koyabiliriz. Zengin sen çeyrek koy. Ya altın da koyabilirsin ya, ya da ya herhangi elmas bir şey. Elmas koyuyorum ben. Neyle iş yapıyorsunuz? Hangi para biriminden iş yapıyorsunuz? Ay ona euro koyuyorum ben. Severim yabancı tamam. Parayı. Euro koy. Türk parası lütfen diye ben. bunun da Güneydoğu'da bulunması önemlidir. Kız, evdeki Güneydoğu ne bulduysam Güneydoğu'ya tıktım ben biliyorsun değil mi? Zenginlik köşesine. Çatır çatır işliyor ama. Tabii ki bak, hemen yapar yapmaz biliyorsun. Biliyorum. Yani yapar yapmaz güzellikler geldi. Bir kase içerisinde bozuk paralar da koyabilirsiniz. Şimdi bu bütün bu malzemeleri senden temin edebiliyorlar. Tabii ki. Pahalı şeyler mi bunlar? Çok fazla değil. Herkesin alabileceği yani şeyler. Doğum gününde arkadaşına bile hediye edebilirsin. Tabii ki yapılabilir. Sen o Yasemin Yönet adlı sosyal medya hesaplarından. Ama Merkür dolayısıyla Merkür'den sonra tekrardan yapılanıp açılacak internet sitesi. Instagram'ım var, Facebook'um var. Instagram oradan bana ulaşabilirler. Instagram'dan, Facebook'tan ulaşabiliyorsun. Yasemin Yönet. Aynen. Ben alta da koyacağım zaten arkadaşımın linklerini ve mail adreslerini. Para kurbağası, ejderha başlı para. Para kurbağası olarak geçiyor ama ejderha başlı kurbağadır esasında. Satın alabilirsiniz sevgili Yasemin'den. Çok da pahalı bir şey değil. Hayır çok pahalı bir şey değil. Bu bago aynaları da çok pahalı bir şey değil. Yani bunları şeye de asabilirsiniz. Zenginlik köşenizde bakın evde eksik bölümler vardır. Eğer kare ya da dikdörtgen şeklinde değilse eviniz, girintili çıkıntılıysa ya da balkonlar gelmişse oraların tamamlanması gerekir. Oraya da aynalar konulması gerekir. Bu bago aynalarından bir tanesini eğer zengin Güneydoğu'da bir balkon ya da şey varsa dıştan derinlemesine girme anlamayacak insanlar kolay anlat. Niye kolay anlat? Ya balkon ya da eksik nokta varsa bu bagoyu o tarafa Sebebim, asabilirler. Aynı kız bu anka ne işe yarıyor bak sevimliliğe bak. Bu da gülen bu da şimdi bunun farklı kombinasyonları da vardır ama gülen bu da hem gülüp hem bazı malzemeler taşır balık taşır onlar hep şans bereket bolluk bunlar bu da değil mi? 6 adet tabi 6 adet bereket bolluk şans başarı 6 adettir bunlar küçük budalar bunları da bereket yerine koyabilirsiniz köşeye koyabilirsiniz gülen budaların bir özelliği vardır mutlaka arada sırada göbeğini okşayın. Göbeğini okşayın. Bunun gibi bir yadağı bulsak göbek koşmak olmuyor benim. İlla bu da mı olmaz? Zenginlik köşesinde göbeğini okşayın. Bu peki bunun enerjisi nedir? Gülen bu da bereketi bolluğu çekmek üzere. Budalar bereket ve bolluk tabii, üzerine. Gülen budalar ama. Gülen buda. Başarı için, şans için, desteklemek için var. Elin farklı yerlerine konulabilir. Eğitim tipine göre. Için. Tabii ki. Şimdi bunun sanıyorum getirmemişiz ya da arabada kaldı. Bunun balık tutan tarzında kefelerde sırtında çuvalı olanlar var. Gülüyor. Onlar da gülen budadır. Onları alıp koyabilirsiniz. Anladım. Göbekler okşanacak. Evet. Okşandı. Evet. Merhaba bu kadar yeter yani. Tahammülüm yok. Su elementinin aktif edilmesi gereken bir yerdir. Çünkü ağaç elementini temsil eder ama ağacı da suyla beslemek gerekir orada. Bitkiler koyabilirsiniz. Bunun için en önemli şunu göstermek istiyorum size. Kameraya göster. Crassula ovata bu minik sukulent tarzı bir bitkidir. Küçük fakat tabii ki daha da büyüyor. Aslında yeşim
ağaçlarındandır. Bu büyüdüğü zaman yeşim ağaç olacak. Bonsai'ye uygun ağaçlar. Tabii büyüyor. Ve bonsai'ye uygun ağaçlardandır bunlar. Gövdesi kalınlaşıyor. Bolluğu, bereketi, şansı, her şeyi sembolize eder. Evden girişte ya kuzey yönüne asacak, evin girer girmez sağına. Ben bu da belli kalmış. Ya da gençlik hayalimde. Evin... Kız ben çiçek besleyemiyorum ya. Besler. Sukulent tarzı çiçek besleyemiyorum diyenler. Bunu ne kadar sunuyor? Bu yani. Kız ben kaktüs kuruttum. Deli misin sen yahu? Kaktüs kuruttum. Bu ciddi bir şey ama. Tabii kaktüs ki. Kaktüs kurutmayı başaran hakikaten. Barzemik aileyim ya ben. Benim ayım barzemik olduğu için o anlamda çiçeklere karşı. Yani böyle bir etkin var. Ama kişilere karşı büyütme etkisi veriyor. Hmm. Ben de evimde bayılıyorum ofisimde. Çiçek olsun olsun kaktüs kuruyorum. Ben bayılırım ve yani çiçeklerim çoktur ve öneririm de bir sürü çiçekler zaten. Bu Crassula ovata'nın ki Crassula'nın birçok çeşidi var. Şirek kulağı denilen kolyumlar da var. Ne? Şirek kulağı deniyor. Yani uzunlamasına ve yaprağın ucu içeriye doğru girmiş şekildedir o. Sukulent sevenler bilirler mutlaka. Ondan da bonsai yapılır. Crassula ailesindendir ama para ağacı Crassula ovata'dır. Biraz daha uzun olabilir yaprakları, yuvarlak olabilir ama Crassula ovata. Senden yine bunları temin edebilirler. Tabii ki. Tabii ki. Paçira aquatica. O ağaç da çok güzeldir. O küçüğü de vardır, daha büyük. Dikkat edilmesi gerekenler 3 öncü küçük içinde gider. Küçük büyütmek daha iyi değil mi? Tabii ki bolluğu bereketi. Büyütüyorsun. Tabii ki. Bunda parayı niyet ederek bolluk, bereketi, bereket, refahı hayatınıza çağırmak üzere niyet ederek toprağına gömün. Tamam. Bu çok önemli. Yarısı girsin toprağa. Bu hakikaten size çok büyük bereket getirecektir. Tabii bu arada kendinizle de yüzleşin. Parayla ilgili ne gibi kayıtlarınız var? Para pistir, elinin kiridir, parası olan mutlu olmaz gibi kayıtlarınız varsa parayı çekemiyor olabilirsiniz. İptal edin. Ya iptal etmek tabii bunu söylerken yakalarlarsa kendini iptal etsinler. Öbür türlü böyle kayıtları varsa evet benim böyle bir kaydım var. Bunu kabul ediyorum ve şu anda dönüştürüyorum demeleri. Ahses bahsettiğim demeleri. Ayol hemen. Hemen ahses bak. Parayla ilgili bütün negatif negatif düşüncelerimi, kayıtlarımı, kodlarımı iptal ediyorum. Parayı seviyorum. Para beni sever. Harcayabileceğimden daha fazla paraya sahip olabilmem için neler mümkün? Kimler katkı sağlar? Ben kimlere katkı sağlarım? Parayı sevin. Parayı para sevin ama parayı için her şey yapın anlamında değil. Yeteneklerinizi kullanarak harcayabileceğimizden daha fazla paraya sahip olabilmemiz için neler mümkün? Kimler katkı sağlar? Biz kimlere katkı sağlarız? Sorular sorun. Kendinize sorular çok önemli yani, zaten. Kapıları olumlu aşağı. Sorular ama. Olumlu sorular. Yani bir şeyin içerisinde debeleniyorsanız, işiniz kötü, maddi durumunuz kötü, bir sürü borcunuz var. Ve oturup ağlamaktan, şikayet edip devamlı dibe batmaktansa ben bu durumdan nasıl çıkabilirim? Benim bu durumu aşmam için neler mümkün? Bunları sorun kendinize. Kapılar açılacaktır. Yaratıcılığınızı çıkartın. Öncelikle kendinize enerjinizi yükseltmeniz çok önemli. Ya istemek önemli. Ben bunu hep söylüyorum. İstediğin an bir sıfır öndesin. Çünkü istemek demek harekete geçmek demek. İstemek demek onun için savaşmak demek. İstemek demek mücadele demek. O yüzden böyle hadi yine ben az konuşayım anlat Allah. Evet, bu kadar mı parayla bereketleyeceğim? Hayır daha çok tamam, şeyimiz kadar var. Bütün alanlar da birbirine bağlı. Para enerjisi, bolluk bereket enerjisi. Vücudumuzdaki çakralara da gelelim. Üretim enerjisi. Hı, İkincisi sakral çakramız. Ya bu cinselliğimizle de ilgili bir bölüm. Ve ilişki köşemizde. Kız cinsellik insanın para bereketini kapatabilir mi? Tabii ki kapatır. Güzel bir cinsel hayatınız yoksa, doyumlu bir cinsel hayatınız yoksa. Ama ben milyonerdim. Manyak. ama tıkalı zenginlik köşen senin. Bazı kodlarını, kayıplarını açtık burada. Evet. Her şeyi konuşuyor. Sağlıklı hepimizin bir tabii ki hayatı olmalı. Tabii ki yani
sembol olarak da her şeyin bir simgelediği sembol. Semboller çok önemli. Çok çok önemli. Simgelediği önemli. Şeyler de var. Bunları kullanırız. Bakın mesela zaten niyet sembolleri ederken doğru yerde kullanmak değil mi? Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Ama her şeyi de kullanabilirsin. Kırmasaydın iyiydi. Kırılmaz o. Kırmasaydın iyiydi. Ben bunu gördüm. Alaaddin'in sihirli lambası. Çok şekermiş. Kız bu ne dedim? E dedi sembolleri çalıştırmak değil mi dedi olay. Aa evet tabii dedim. Ki. O yüzden böyle bir şeyi nereye koymalıyım? Bilinç altına göndermek için. Dileklerimizin gerçek dilekler, olmalı. Niyetler. Şimdi bolluk köşesinden, zenginlik köşesinden ve paradan konuşurken parayla ilgili isteklerinizi afirmasyon yazabilirsiniz. Kağıdı katlayıp bunun içine koyabilirsiniz. Ve bunu zenginlik köşenize koyabilirsiniz. Güney. Güney doğu. Tabii ki olumlu kelimelerle yazacaksınız afirmasyonu. Olmuş gibi. İşlerim harika. Takım arkadaşlarım, ekip çok iyi, çok uyumluyuz. Yeni projelerde çok başarılıyız. Zamanında bize ödemeler yapılıyor. Çünkü zamanında ödemeler yapılıyor denmesi de çok önemli. Herkes artık ödemeleri aksatıyor. Para mı var millette? İşte para döngüsü için ama var tabii ben de. Ama şu var, biraz da para enerjisini kullanın. Kredi kartlarınızı koyun bir kenara. Kullanmayın onları. Sanki bedavaymış gibi kullanmayın. Para enerjisini kullanın. Hissedin parayı, ellerinizde tutun, kağıt paraları, bozuk paraları varsa harcayın. O ki o enerjiyi döndür. Ve kredi kartlarından alışverişi bir müddet lütfen. Ay ben hep kart kullanırım. Yani bankamat ben çünkü ne biliyorsun? Gerçek parayı alıştırın bir tarafım var ya. Kendinize. Venüs'üm retro'ya benim. Ben çok para kaybederim. İnanamazsın yani. İnanamazsın. Hep kart benim yani. Ya kredi kartımdır ya da bankamat kartımdır. Ama şimdi yanıma para koymayı adet haline getirdim. Aynen öyle. Kırmızı bir kurdele parçası da paranın yanına koyun. Çekim gücünü arttırsın. Güneydoğu'da zenginlik köşesinde ben kırmızı kurdeleyi parayı belimden başka hiçbir yerde istemem. Anlamını biliyorsun değil mi? Kırmızı kurdelenin. Biliyorum. Her şey biliyor. Şimdi şıngırdatmışsın o. Tam bir şey söylerken. Önemli de bir şey söyleyecektim yani. Şimdi dur hadi diğer bir evet. Bolluk, bereket bu kadar. Şelale aslınlar. Akan şelale. Boşuna koymadık. Resim olabilir, fotoğraf olabilir. Ya da mini şelalelerden, ev tipi şelalelerden olabilir. Bizde stoklarda çok az var şu anda. Sende var mı? Ha? Var ama çok az kaldı. Hadi. Yeniden tedarik alın etmem hemen, lazım. Ondan koyabilirler. Işıklıdır o. Yuvarlak topu vardır. Döner. Siz evdeyken fişini takıp da çalıştırın. Siz evde yokken çekin fişini. Önemli değil. Sana birçok malzeme satın almak için ulaşabiliyorlar. Evet. Instagram'dan ve Facebook'tan. Instagram çok daha kolay. Ara sıra DM'lerine bak. Tamam. Ondan sonra istediğiniz malzemeleri aynı zamanda evlere danışmanlık da yapıyorsun değil mi sen? Tabii ki. Tamam. Evlere gidiyorum. Yani mekanı 20 senedir zaten. Tıkalı olan yerleri benim işim mekanlarla ve hangi şehirde olursa olsun. Fark etmiyor. Bir uçak yani bir ulaşım. Atlayıp gidiyorum. Evde mutlaka nereye nasıl? Yok kısa devam et. Benim güzelliğime. Ay canım. evet evde de iyileştirmeler yapıyorum, uygulamalar yapıyorum. Ben yaptırdım memnun tabii oldum ki, onu söyleyeyim. Yani kimsenin bilmediği şeyleri de söyleyebiliyorum. Kişiye özel söyleyebiliyorum. Şükret olsun kitabım raflardaki yerini aldı. Evet. Satın alabilirsiniz. Evet var çok bu? Güzel bilgiler evet. Var içinde. İlişkilerle ilgili, ilişkiler zenginlik bereketle ilgili başka bir evet onu akan şelale olmasına dikkat edin. Böyle akan şelaleden bahsediyorduk. Akan şelale olmasına resim konma. Resim de olabilir. Ya da hiçbir şey yoksa bir ayna, küçük bir ayna bile asabilirler. Tamam. Ama bitkilerde çok önemli onu
bu bitkilerden Kırasılı Ovata bayından alabilirsiniz. Evet. Her yerde Paçıra Aquatica ya da Plea, yani bunlar çok çok önemli, evde bulunması gereken bitkiler ve sukulent tarzı bunlar zaten. Yani sen gerçi kaktüsü öldürmüşsün, kaktüsü öldüren birini ilk defa görüyorum. Yani çok, hakikaten, çünkü susuz su vermesen 6 ay 8 ay yaşayabilir. Ben farklı su vermişim. Çürüttün. Sen bol bol denge, denge yok ya bende. Evet, hani ben de mama öyle vardır bir hayır. Demek ki çiçek noktasında değil ve başka şeylere yönelmem lazım. Ama kırmızı burada değil mi olan? Kırmızı, evet. 40 yıllık hayalim bitti mi kız? Daha anlatacak şeyler de var aslında. Diğer videoda. Evet, diğer videoyu devam edin. Bir de tabii ki hatırlatalım. Yani söylediklerimiz genel, ama kolay, herkesin pratik. Evine, herkesin evinde farklı iyileştirmeler, farklı ama şeyler. Ama o kişiye özel. Tıpkı şey gibi. Hani biz de yorumlarımızda genel bir yorum yapıyoruz ama evet, doğum haritası kişiye özel olduğu için farklı oluyor. Tabii ki şunu da, ama şunu da belirtmem lazım. Yani almak için arayı başıma. Yani bir bitirdik. Yok ya, sen devam. Devam ediyor peki. Bir şey daha söylemem lazım. O kitaplarda okunan Feng Shui bilgilerinden, ya uygulamak her zaman çok çok farklıdır. Giriş kapısının karşısında ayna olmasın der. Bütün kitaplar onu yazar. Halbuki ben 20 sene boyunca, ki en son 10 sene evvel gördüm, 3 kişide. Kapının önündeki, karşısındaki aynayı kaldırdığımda bir takım blokajı ortaya çıktı. Tekrardan yerine koyduk. En sonuncu 10 sene evvel. Bu arada 3 kere bunu doğum yaşadım. Doğum haritanıza yani göre Feng Shui danışmanlığı da alabilirsiniz. Biz bu konuda ki Yasemin'le beraber işbirliği yapıyoruz. Haberiniz ve bilginiz olsun. Diğer videoda görüşmek üzere. Hem de çok üzere güzel oluyor. Evet. Doğum haritası. Hem de ev haritası, doğum haritası yani birlikte şahane, çok kısa sürede hem de. Diğer videoda konuyu evet sonra söyleyelim. Evet. Öpüyorum sizi, kendinize bay bay. Kız videoyu beğen, paylaş, yorum yap. Çok her like, çok beğendi. Abone olmayı unutma. Evet. Bay bay.